Bismillahirrahmanirrahim. Elif, boğazın en alt kısmından çıkarılır, ince sesli ve kuvvetli bir harftir. Türkçedeki E sesi gibidir arkadaşlar. Elif. B. İki dudağın birleşmesiyle çıkarılan B harfi ince seslidir. Türkçedeki B sesi gibidir. T. Dil ucunun üst damağın ön tarafına değmesiyle dişlerin dibinden çıkarılır. İnce sesli ve kuvvetlidir. T. S. Dil ucunun ön dişlerin arasına hafifçe girmesiyle çıkarılır. Bu harf okunurken dil dişlerin arasından hafifçe dışarı çıkarılır. İnce sesli ve peltektir. Bunun Türkçe'de karşılığı yoktur. S. Cim. Dil ortasının üst damağın ortasına kuvvetlice basılıp çekilmesiyle çıkarılır. İnce seslidir. Cim. Gördüğünüz gibi karnındaki noktası gitmiş, bize H harfi gelmiş. Bu harf boğaz ortasından gırtlak bölgesinin hafifçe sıkılmasıyla yumuşak olarak çıkarılır. Türkçe'de olmayan bu harf kalın sesli tonda telaffuz edilir. Ha. Ha. H'nın noktası gelmiş arkadaşlar, olmuş hırlatmalı H. Boğazın üst tarafından, ağızda bitiştiği yerden dil kökünün kabartılmasıyla çıkarılır. Hırıltılı ve kalın seslidir. Türkçe'de bunun karşılığı yoktur. Dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, noktası varsa hırlatacağız, H, noktası yoksa H şeklinde okuyacağız. Del, del. Dil ucu ile üst ön dişlerin diplerinden çıkarılır. İnce sesli ve kuvvetlidir. Türkçedeki D sesi gibidir. Del. Noktası var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Del'e bir nokta gelmiş. Vel olmuş. Vel, dil ucunun ön dişlerin arasına hafifçe girmesiyle çıkarılan peltek sesli bir harftir. Yumuşak ve ince seslidir. Türkçede bunun karşılığı yoktur. Vel. Ra. Ra sesimiz dil ucunun hafif yanlarıyla birlikte üst ön dişlerin üstündeki damaktan çıkarılır. Bazen ince, bazen kalın okunur. Okurken dikkat edeceğimiz şey çatallı olarak telaffuz edilmemelidir. Ra. Ra olmaz. Ra. Ra. Z. Dil ucu ile ön dişlerin iç kısmından çıkarılır. Keskin sesli olarak telaffuz edilen bir harf olup ince seslidir. Türkçedeki Z harfine benzer. Z. Peltek olursa V şeklinde okuyoruz. Tıpkı bir sincap gibidir. Başı, gövdesi ve kuyruğu var. Sincapın si'dir arkadaşlar. Sin. Dil ucu ile ön dişlerin iç yüzünden çıkarılır. İnce seslidir, keskindir. Sincap gitmiş, 3 tane şeker almış, olmuş şın. Sinden şına dönüşmüş. Şın. Dil ortası ile üst damağın ortasından çıkarılır. Şın. Sat. Dil ucu ve yanlarıyla ön dişlerin iç yüzünden keskin olarak çıkarılır. Kalın seslidir. Sat. Vat. Vat da arkadaşlar dilin sağ ya da sol üst azı dişleri teması ile çıkartılır. Dilin ucu boşta kalır. Vat. Vat. Ta. Dil ucunun üst damağın ön tarafına üst ön dişlerin dibine değmesiyle çıkartılır. Ta. Bazen arkadaşlar tı diye de çıkartıldığı oluyor. Va. Dil ucunun ön dişlerin arasına hafifçe girmesiyle çıkartılır, peltek olarak telaffuz edilir. Za. Bakın, ta'dan farkı nedir? Noktasının olmasıdır. Ta, za. Ayn, ayn. Boğazın ortasından, gırtlak bölgesinden hafifçe sıkılmasıyla çıkarılan ayn harfi, ince sesliyle kalın sesli arası bir tonda telaffuz edilir. Ayn. Noktası gelmiş arkadaşlar. Ayn olmuş. Gayın. Boğazın ağıza en yakın olan kısmından çıkartılır. Türkçedeki yumuşak G harfine benzer. Ancak kalın seslidir. Gayın. Gayın. F.
Üst ön dişlerin alt dudağın iç kısmına değmesiyle çıkarılır, ince sesli ve yumuşak bir harftir. F. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, F'nin noktasının yanına bir nokta daha gelmiş. Olmuş, kaf. Dil köpüğünün onun karşısında bulunan üst damağa değmesiyle çıkartılan bu harf kalın seslidir. Kaf. Kaf. Kef harfimiz arkadaşlar. Kef harfi, kaf harfinin biraz berisinden dilin ön tarafı üst damağa değdirmeden çıkarılır. Sert bir harf olan kef, ince sesli ve kuvvetlidir. Kef. Kef. Lam. Lam harfi dil ucunun iki kenarı ile birlikte üst damağa değmesiyle çıkarılan bu harf ince seslidir. Fakat kalın okunduğu yerler de vardır. İnce sesli olmasına rağmen arkadaşlar bazen de kalın okunur. Mim. İki dudağın normal halde iken hafifçe birleşmesiyle ortaya çıkan sestir arkadaşlar. Mim. Mim. Nun harfimiz var. Bakın B'ye benziyor. B'nin noktası aşağıdaydı, altındaydı. Bununki ise üstünde. Nun bir ucu ile iki üst ön diş etlerinden çıkarılır. İnce seslidir. Nun. Wow. Wow. İki dudağın öne doğru uzatılarak toplanmasıyla, yani büzüşmesiyle çıkartılır. Wow. İnce seslidir arkadaşlar. H. Boğazın en altından, göğüse bitiştiği yerden nefes verir gibi çıkarılan H harfi ince sesli ve yumuşak bir harftir. H. H. Lam ile eliften meydana gelmiştir. Lam, elif olmuştur. Ve son harfimiz Y harfi. Dilin ortası ile üst damağın ortasından çıkarılır. İnce sesli ve yumuşak bir harftir. Elif, B, P, S, Cim, Ha, Hı, Dan, Zer, R, R diye de okunuyormuş. Z, Sin, Çın, Tat, Dat, Tı, Zı, Ayn, Gayn, T, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam Elif, Ye. Maşallah canım kardeşim. Allah nazarlardan saklasın. Hepsini öğrenmişsin. İnşallah bundan sonrası çok daha kolay olacak. Allah senin ve tüm Müslüman çocukların yar ve yardımcısı olsun. Amin abicim. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve hatırlatıcıyı açmayı sakın unutmayın.